Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, kamil bir mümin derya gibi engin gönüllü olmalıdır. Nezaket, zerafet ve güzellikler yansıtan bir gönülle daima etrafına İslam'ın güler yüzünü göstermeli ve yaymalıdır. Kusurları affetmeyi ve barışmayı yalnızca bayramlara has kılmak uygun değildir. Zira affede affede Allah'ın affına layık hale gelmek, kamil müminlerin vazgeçilmez bir vasfıdır. Yüce dinimiz İslam'ın her bir prensibi, imanı hayata aksettiren ahlaki güzelliklerdir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim" buyurmuşlardır. Kamil bir mümin olabilmemiz için İslam'ın emrettiği ahlak ölçülerinde derinleşip onları hayatımızın her safhasında sergilememiz icap eder. Aksi halde insanlık haysiyetimize ve ebedi saadetimize zarar vermiş oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahip olduğu yüce ahlak ile bütün insanlığa bir faziletler medeniyeti armağan etmiştir. Allah'ın sevgili kulları da, Evliyaullah da peygamberlerin sünnetini, yani fazilet çizgisini büyük bir muhabbetle devam ettiren peygamber varisleridir. Peygamberlerin ve Allah'ın sevgili kullarının en önemli faziletlerinden, en mühim faziletlerinden birisi de Allah'ın kullarından gördükleri eza ve cefaları yine Allah için affedip karşılaştıkları kötülüklere iyilikle mukabele edebilmeleridir. Böylece Allah'ın kullarını şefkat ve merhamet ile sarmalayıp onların viraneye dönmüş gönüllerini diriltebilmeleridir. Nitekim böyle has kullar için ayeti kerimede şöyle buyrulur: "Yine onlar Rablerinin rızasını dileyerek sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan ve kötülüğü iyilikle bertaraf eden kimselerdir. İşte onlar var ya, dünya yurdunun güzel sonu sadece onlarındır." Allah'ın merhametine ve affına nail olmak isteyen kimse, insanların kusurlarından geçmeyi ve kendisine yapılan kötülüğe bile iyilikle mukabele etmeyi başarabilmelidir. Zira Rabbimizin insanlığa rehber olmak üzere lütfettiği, gönderdiği peygamberler, mürşitler, alimler, arifler daima bu güzel ahlakı sergilemişlerdir. Muhterem kardeşlerim, kötülük yapanların af ve iyilikle ıslah edilmesine dair Kur'an-ı Kerim'de zikredilen en güzel misallerden birisi de Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine olan muamelesidir. Yakup Aleyhisselam 12 oğlu içinden en çok Yusuf Aleyhisselam'da kendi manevi hususiyetlerini görmüş ve diğer çocuklarından ziyade gönlü ona meyletmişti. Bu hal kardeşlerinde ona karşı kıskançlık duygularının filizlenmesine sebep olmuştu. Hatta kardeşleri Hazreti Yusuf'u öldürmeye karar verdiler ve onu bir kuyuya attılar. Yusuf Aleyhisselam oradan geçmekte olan bir kervan vasıtasıyla kuyudan kurtuldu. Mısır'a götürülüp köle olarak satıldı. Yaşadığı pek çok ağır imtihanın ardından zaman içinde Mısır'ın Hazine Bakanlığı'na kadar yükseldi. Hatta kıtlık yıllarında erzak dağıtıyordu. Kardeşleri de erzak istemeye onun yanına geldiler. Hazreti Yusuf kendisinin kim olduğunu
kardeşlerinden önce gizledi. Dilese onlardan rahatlıkla intikam alabilecek durumdaydı. Fakat onları ne cezalandırdı ne de azarladı. Bilakis onlara sayısız iyilik ve ikramlarda bulundu. Gördükleri bu fazilet karşısında, bu ikramlar karşısında onlar da "Sen Yusuf'sun, Allah hakikaten seni bizden üstün kılmış" diyerek büyük bir mahcubiyet içerisinde gerçeği itiraf etmek zorunda kaldılar. Yusuf Aleyhisselam da onlara bir başka fazilet daha sergileyerek "Bugün size eski yaptıklarınız sebebiyle hiçbir başa kalkma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz o merhametlilerin en merhametlisidir" buyurdu. Daha sonra da kardeşlerinin mahcubiyetini hafifletmek için "O zamanlar aramıza şeytan girdi" diyerek faziletini daha da ileriye götürdü, perçinledi. İşte asıl fazilet, kişinin cezalandırmaya gücü yettiği halde ahirette ecrine nail olmak niyetiyle Allah'ın kullarını affedebilmesidir. Şahsi meselelerde öfkelenip intikam almak, nefsani bir tatminkarlık ve güç gösterme vesilesidir. Bu fırsat ve imkanı elde eden bir mümin, af ve ihsanda bulunarak kendi kinini bastırabilmesi, büyük ve istisnai bir ruh asaletinin gereğidir muhterem kardeşlerim. Zira intikam öfkesine kapılan birinin iradesini dizginleyerek bundan vazgeçebilmesi çok zordur. Bu yüksek irade ve ahlakı gösterebilen faziletli müminleri Rabbimiz şöyle müjdelemektedir: "Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da muhsinleri, yani iyilik ve ihsan sahibi kullarını sever." Muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimizin hayatı, kötülüğe karşı af ve iyilikle mukabele edebilmenin zirve örnekleriyle doludur. O, alemlere rahmet olarak gönderildiği için onun şefkat, merhamet ve muhabbeti bütün insanları kuşatırdı. Bir gün kendisinden eza ve cefalarından çok zarar gördükleri müşriklere lanet etmesini istediler. O ise, "Ben lanetçi olarak değil, alemlere rahmet olarak gönderildim" buyurdu. Zira muhterem kardeşlerim, Efendimizin ruh dünyası eşsiz bir şefkat ve merhamet hazinesi olduğu için en büyük gayesi de bütün insanlığın kurtuluşu idi. İslam'ı tebliğ etmek için Taif'e gittiği zaman cahil ve putperest Taif halkı onu taşlamışlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri dönmüş, hüzün ve gamla dolu bir halde yürürken Cenab-ı Hak Habibini teselli için, sevgilisini teselli için Cebrail aleyhisselamla dağlar meleğini ona gönderdi. Melek dilerse oradaki iki dağı Taiflerin başına geçirebileceğini bildirdi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz ise "Hayır, ben Cenab-ı Hakk'ın onların neslinden sadece Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şey ortak koşmayacak kimseler çıkmasını dilerim" buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu yüksek faziletinin en büyük göstergelerinden biri de Mekke'nin fethedildiği gün yaşanmıştır muhterem kardeşlerim. Yıllarca Müslümanlara zulmeden
ve terör estiren Mekkeli müşrikler o gün Müslümanların eline düşmüştü. Efendimizin mübarek ağzından çıkacak bir emir, hepsinin hak ettiği cezayı bulması için kâfi idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'de toplanmış olan Mekkelilere, "Ey Kureyş topluluğu, şimdi benim sizin hakkınızda ne yapacağımı düşünüyorsunuz?" diye sordu. Kureyşliler de, "Biz senin hayır ve iyilik yapacağını umarak hayır yapacaksın deriz. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Kerem ve iyilik sahibi bir kardeşin oğlusun," dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben de Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi size bugün eski yaptıklarınız sebebiyle hiçbir başa kalkma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz o merhametlilerin en merhametlisidir," diyorum. "Haydi gidiniz, artık serbestsiniz," buyurdu. Tabii bu muhteşem af, merhamet ve fazilet karşısında Mekkelilerin kalplerindeki kin ve düşmanlık eriyip gitti muhterem kardeşlerim. Onun yerine sevgi, dostluk ve samimiyet geldi. Gönülleri İslam'a ısınan nice insan hidayet şerefine nail oldu. O gün Mekkeliler üzerinde adeta şu ayeti kerimenin hakikati tecelli ediyordu. İyilik ve kötülük bir değildir. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَةِ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ İyilik ve kötülük bir değildir. Sen kötülüğü en güzel bir tarzda önlemeye çalış. O zaman göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan sıcak bir dost oluvermiştir. Gerçekten de muhterem kardeşlerim, insanoğlu daima iyilik ve ihsana mağluptur. İyilik ve ihsan en azılı bir düşmanı bile ıslah etmeye kafidir. İyilik yapanlara iyilik, fenalık yapanlara da fenalık yapmak bir meziyet ve erdem değildir. Asıl erdem, kötülük yapanlara da iyilik yapabilmektir. Zira iyilik yapılan kimse, düşmansa dost olur. Ortada duruyorsa, ortadaysa yakınlaşır. Yakındaysa muhabbet ve samimiyeti artar. Kötülüğüne iyilikle mukabele edilen kimse için bu iyilik bir daha o kötülüğe dönmemesi için bir engel, bir perde olur. Hazreti Mevlana bu nebevi ahlakı şöyle izah ediyor muhterem kardeşlerim. Diyor ki, "Bilesin ki Allah'ın rahmeti her zaman kahrından üstündür. Bu bakımdan her peygamber kendisine karşı gelen düşmanlarına galip gelmiştir. Belayı gidermenin çaresi zulmetmek değildir. Onun çaresi affetmek, bağışlamak ve kerem eylemektir. Sadakalar belayı def eder. Nebevi ikazı seni uyandırsın. Artık hastalık ve belaları tedavi usulünü iyi anla, iyi öğren," buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mücrimleri, yani suçluları kolayca cezalandırabileceği pek çok durumda onların ıslahı ve ebedi kurtuluşu için hep af yolunu tercih etmiştir. Zira gerçek büyüklük, intikam alabilecek güç ve fırsat ele geçtiği halde o anda nefsi dizginleyip af ve ihsanda bulunabilmektir. Nitekim hadis-i şerifte asıl yiğit güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit
kızdığı zaman öfkesini yenen kişidir buyurulmuştur. Bu fazilete dair ayeti kerimede şu müjde verilmektedir. Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Kim de bağışlar ve sulhü, barışı temin ederse onun mükafatı Allah'a aittir. Hata ve kusurları affetmenin de ötesinde sulh, sükun, dostluk ve kardeşliğin tesis edilebilmesi için kötülüğe dahi iyilikle muamele edebilmek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en belirgin özelliğiydi muhterem kardeşlerim. Onun ümmeti olarak bizler de bu hasletlere sahip olmalıyız. Bu vasıflara sahip olmalıyız. Kusurları, hataları affetmeyi ve barışmayı yalnızca bayramlara hasretmek kamil müminlere yakışmaz. Bunu bir tabiat-ı asliye haline getirmek, yani tabi bir hale getirmek, imanda kemalin alametidir. Peygamber Efendimizin bu husustaki yüksek ufkunu gösteren şu hadis-i şerif, bütün Müslümanlara eşsiz bir ahlak ölçüsü vermektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hiçbiriniz ben insanlarla beraberim. Eğer insanlar iyilik yaparlarsa ben de iyilik yaparım. Kötü davranırlarsa ben de kötü davranırım diyen şahsiyetsiz kimselerden olmasın. Bu tür olanları Efendimiz şahsiyetsiz olarak nitelendiriyor. Aksine insanlar iyilik yaparlarsa iyilik yapmak için, kötü davranırlarsa haksızlık etmemek için nefsinizi terbiye edin buyurmuştur. Muhterem kardeşlerim, şunu da hatırlatmakta fayda var. Her türlü kusurlar karşısında, hatalar karşısında affı tercih etmek fazilet zannedilmemelidir. Affetmek ve bağışlamak, affedecek kişinin şahsına karşı işlenen suçlarda geçerlidir. Öyle suçlar vardır ki dini ve milli mukaddesata, toplumun hukukuna saldırı mahiyetindedir. Böyle olunca, böyle durumlarda affetmekten çok ıslah için cezaya başvurmak, adaleti sağlamak ve doğru ile yanlışı açıkça ilan etmek gerekir. Zira böyle bir suçlu affedildiğinde bunun daha büyük haksızlıklara yol açacağı, dolayısıyla topluma zulmedileceği muhakkaktır. Nitekim Hazreti Ayşe validemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu husustaki tavrını bizlere şöyle ifade buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine fenalık yapan kimseden intikam almadı. Yani onu cezalandırmadı. Fakat Allah'ın yasak ettiği şeyler çiğnenince o yasağı çiğneyenden Allah adına intikam alır, onu cezalandırırdı buyurmuştur. Muhterem kardeşlerim, yersiz öfke fitne ve fesat getirdiği gibi öfkenin gerektiği yerde öfkelenmemek de aynı neticeyi doğuran bir ahlaki zafiyettir. Gerektiğinde Allah için buğz edebilmek de imanın gereğidir. Mesela bir harp esnasında düşmana karşı hiddetli olmak iman heyecanının bir ifadesidir. Dindarlık ve vatanperverlik alametidir. Toplumun haklarına, manevi ve milli değerlere karşı işlenen suçlarda da aynı hiddeti göstermek iman asaletinin bir göstergesidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı işte böylesine yüksek fazilet ölçülerinin zirve örnekleriyle doludur. O, şahsına karşı kötülük yapanları sadece affetmekle yetinmeyip
bir de onlara karşı iyilikte bulunma faziletini en mükemmel seviyede göstererek ümmetine örnek olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de fani olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da kötülüğü affedip iyilikle mukabele etmede zirve şahsiyetlerden birisidir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Mistah isimli bir fakire devamlı olarak yardımda bulunuyordu. Kızı Hazreti Ayşe'yi hedef alan ifk hadisesinde onun da iftiracılar arasında yer aldığını görünce bir daha ona ve ailesine iyilik yapmayacağına dair kendi kendisine yemin etti. Hazreti Ebu Bekir'in yardımı kesilince Mistah ve ailesi de zor duruma düştü, perişan bir hale düştü. Bunun üzerine şu ayeti kerimeler nazil oldu muhterem kardeşlerim. İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere mallarından vermeyeceklerine dair yemin etmesinler, affetsinler, bağışlayıp geçsinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Yeminlerinizden dolayı Allah'ın adını iyilik etmenize, takva sahibi olmanıza ve insanların arasını düzeltmenize mani kılmayın. Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Muhterem kardeşlerim, bu ayeti kerimeler nazil olduktan sonra, indikten sonra Ebu Bekir radıyallahu anh, ben elbette Allah'ın beni bağışlamasını isterim dedi ve ardından yeminine kefaret vererek, yemin kefareti vererek yapmış olduğu hayra devam etti. Yani o hayrı kesmedi muhterem kardeşlerim. Zira Allah'ın kullarını affede affede Allah'ın affına layık hale gelmek kamil müminler için vazgeçilmez bir vasıftır. Bir gün ashab-ı kiram haziratı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Hazreti Ali'yi niçin çok sevdiğini sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin çağrılmasını emretti. Sahabilerden birisi de gitti ve Hazreti Ali'yi çağırdı. Habib-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ali gelmeden önce ashabına siz birisine iyilik etseniz o da size karşı kötülük yapsa ne yaparsınız buyurdular. Ashab-ı kiram iyilikle mukabele edeceklerini söylediler. Resul-i Ekrem Efendimiz tekrar o kimseye yine kötülük yaparsa ne yaparsınız buyurdular. Ashab yine iyilik edeceklerini bildirdiler. Peygamber Efendimiz tekrar size kötülükte bulunursa ne yaparsınız buyurunca ashab-ı kiram başlarını aşağı indirdiler ve bir cevap veremediler. Sonra Hazreti Ali geldi. Resul-i Ekrem Efendimiz, ya Ali birisine iyilik etsen o da sana kötülük yapsa sen ne yaparsın buyurdular. Hazreti Ali iyilikle mukabele edeceğini ifade etti. Efendimiz aynı soruyu 7 kere tekrarlamasına rağmen Hazreti Ali radıyallahu anh hepsine de yine iyilik yaparım diye cevap verdi. Sonra da ilave ederek ben o kimseye iyilik yaptıkça o bana hep kötülükle muamele etse ben yine de ona iyilik yaparım dedi. Hasan-ı Basri Hazretleri ise muhterem kardeşlerim kendisinin gıybetini yapan birine kızıp öfkelenmek yerine ona hediye göndererek teşekkür ederdi. Zira o gıybet eden insanın ya kendi sevaplarını gıybetini yaptığı kişiye devrettiğini ya da onun günahlarını kendi üzerine aldığını çok iyi bilenlerdendi. Rivayet edildiğine göre
Hazreti İsa aleyhisselam tebliğ için bazı Yahudilerin yanına gitmişti. Yahudiler ona kötü sözler sarf etmeye başladılar. O ise bunlara karşı iyilikle ve tatlı bir üslupla konuştu. Kendisine "Onlar sana kötü söylüyor, sen ise hala iyi söylüyorsun" diyenlere de "Herkes kendi metaını satar" diye cevap verdi. Yani insanın bütün davranış, hal ve hareketleri iç aleminin bir yansımasıdır muhterem kardeşlerim. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmayacağı gibi gönül alemi net, berrak, temiz olmayan birinden de güzel bir davranış beklemek boşunadır. Niyetleri karanlık olanların yolları aydınlık olmaz. Yani her küp içindekini sızdırır. Bu itibarla kötülüğe kötülükle mukabele etmek ham insanların davranış şeklidir. Her halükarda iyilik yapabilmek ise kişinin iç aleminin ulaştığı seviyeyi gösterir. İnsanlara iyilik yapmanın da fazilet bakımından 3 derecesi vardır muhterem kardeşlerim. Birincisi, iyiliğe karşı iyiliktir. Yapılan bir iyiliğe en azından teşekkür etmek insanın en tabii vazifesidir. Bundan daha değerlisi, iyiliğe daha büyük bir iyilikle karşılık vermektir. İkincisi, karşılık beklemeden iyilik etmektir. Böyle davrananlar birinci basamaktakilerden daha üstün kimselerdir. Üçüncüsü ve en değerlisi ise kötülük edene iyilik etmektir. Zira her hayrın fazileti onun zorluğu nispetindedir. Kötülüğüne maruz kalınan birinin iyiliğini isteyebilmek son derece zor bir iştir. Bunun içindir ki iyiliğe iyilik her kişinin, kötülüğe iyilik ise her kişinin kârıdır denilmiştir. Rabbimiz bu gönül kıvamına ulaşmayı ve affede affede ilahi affa layık hale gelmeyi hepimize nasip etsin. Amin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.